Evet, selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdiden yine abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi Letonya'dayım arkadaşlar. Letonya'da zaten Chris'i hatırlarsanız, Chris'le beraber İsveç'teyken beraberdik. I'm back. Şimdi işte 3 gün boyunca bizi Letonya'da ağırlıyor kardeşim. Size buradaki iPhone fiyatlarını göstermek istiyorum. iPhone, telefon, işte iPad Pro, birazcık Apple ürünlerinin fiyatlarına bakalım beraber. Hadi bakalım, yine videonun başından beğenmeyi, abone olmayı, like'lamayı unutmayın. iPhone 15 vesaire hepsine gidip bakalım lütfen. Varsa arkadaşlarınıza önerebilirsiniz bu seyahat kanalına. Hadi bakalım. Şimdi geçelim içeriye. Şimdi arkadaşlar içeriye girdik. Bu Euronix diye bir mağazası var buranın. Bu Euronix bayağı ünlü ve popüler yani. Şimdi gelin buradan önce bir iPhone fiyatlarına bakalım. Bak burada iPhone 13 var böyle arkadaşlar. iPhone 13'ün 128'i 760 euro, 256'ı 890 euro böyle. iPhone 14 var. iPhone 14'ün de bak fiyatları böyle. 128 GB'ı 880 euro, 256'sı 1000 euro, 512'si 1260 euro. Yine hala iPhone 11'de satıyorlar. Onun da 64'ü 480 euro, 128'de 550 euro arkadaşlar. Bak bu şekilde. Sonra arkadaşlar burada iPhone 15 var. Böyle iPhone 15'inde 128 GB'ı 980 euro, 256 GB'ı 1110 euro, 512'si de 1359 euro. Bak böyle. Sonra ikinci nesil AirPods'lar da arkadaşlar 150 euro burada. Yani fiyatlar Türkiye'den çok çok daha ucuz şu anda. Sonra gelelim iPhone 15 Plus'a. iPhone 15 Plus da arkadaşlar 128 GB'lı 1130 euro, 256 GB'lı 1259 euro, 512'si de 1510 euro burada. Burada yani Letonya'da. Ondan sonra 210 euroya da AirPods'un 3. neslini alabiliyorsun arkadaşlar. Bir de iPhone 15 Pro var. Pro Max'tan sonraki en iyi model diyebilirim buna. Bak bayağı sağlam telefon abi. Gel al yani. Bunun da fiyatı 128 GB'ı 1239 euro, 256 GB'ı 1369 euro, 512 GB'ı 1619, 1 TB'ı da 1879 euro arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max da yani en yeni ve en modern telefon diyelim, en güçlü telefon. İşlemcisiyle, osuyla, busuyla. 256 GB'dan başlıyor. Bunun 128'lik modeli yok. O 1489 euro. 512'si 1739 euro. 1 TB'da 1989 euro. AirPods Pro'nun da ikinci nesli arkadaşlar 280 euro. Burada yani Letonya'da. Gelin bir de buradan MacBook'lara bakalım. MacBook Pro arkadaşlar bak şimdi fiyatlar böyle. Buraya koyuyorum bunu. Atmina ve RAM'e göre M2 Pro, M2 Pro gibi. Atmina galiba şey demek zaten, depolama alanı demek. Bu da 512 GB, 1 TB, 1 TB, 1 TB. Buradan yine fiyatlarına bakabilirsiniz. MacBook Pro yanında yine fiyatlar burada. Bak videoyu durdurup bakın derim yani buna. MacBook Pro. Tabi biri 14 inç, biri 16 inç fiyatları. Bak böyle. Tuttum burada sizin için. Ondan sonra böyle Studio Display var. Yani herhalde bu da masaüstü mü oluyor Apple'ın bilmiyorum tam olarak. Bak bunun da böyle galiba sadece ekrandan bahsediyor burada Apple'ın. Yani sadece şu ekrandan bahsediyor arkadaşlar. Aynen bu da sadece ekranıymış. Bunun da fiyatları bak böyle. 1800, 2050, 2249, 2500 euro olmak üzere. Bir de gelin şurada diğer eski telefonlar da var. Bütün iPhone'lar burada var arkadaşlar. Sonra gelin bunları da bakalım. Şimdi burada iPhone 13 760 euro arkadaşlar 128 GB. iPhone 13 mini'nin 256'sı 850 euro. iPhone 13'ün de 256'sı 940 euro burada. Sonra iPhone 14'ün 128 GB'ı 880 euro. iPhone 14 256 1000 euro. iPhone 14 512 1200 euro. Bir de iPhone 14 Plus var 128 GB'lık, o da 1000 euro arkadaşlar. iPhone 14 Plus'ın da 256 GB'ı 1100 euro burada. Sonra daha eski modeller de var burada bakalım. iPhone 12 var 128 GB 770 euro. iPhone 12 64 GB 620 euro. Yani 620 euroya iPhone 12 alabiliyorsunuz. Ondan sonra iPhone SE var 2022 modeli. Şurada 530 euro. iPhone 11'in 128 GB'ı 580 euro. 64 GB'ı da 510 euro arkadaşlar. Burada böyle Apple'ın Magic Mouse'ları var. Bunların da fiyatları şu modeli 90 euro. Şu modeli de 110 euro. Galiba tek farkı rengi diye görüyorum şu anda. Apple TV var burada 175 euro Letonya'daki fiyatı. Ondan sonra bakalım ne var. Duo charger, ikili şarj aleti gibi bir şey var galiba, temassız şarjla alakalı. Bunda 160 euro arkadaşlar.
Apple'ın birinci nesil kalemi de 100 euro tam olarak. Burada Magic klavye var. Sihirli klavyesi var Apple'ın. Bu da 185 euro. Bak burada böyle Mac Mini var arkadaşlar. Mac Mini'nin de fiyatı 1600 euro burada. Sonra gelin buradan yine devam edelim şeylerle, laptoplarla. MacBook Air var. 2020 model arkadaşlar. Bunun da 1000 euro ile 1450 euro arası. Kapasitesine göre ve RAM'ine göre fiyatlar değişiyor. Buradan bakabilirsiniz. Sonra MacBook Air var. MacBook Air'da yine bak böyle tuttum bunu. Yine gelin buradan bakın durdurup. RAM'i 8 GB, 800 GB. DATI yani kapasitesi de 256/512'ye göre 1300 euro ile 1650 euro arası değişti. Burada yine MacBook Air var. Bak bunun da böyle Apple M2 kullanıyor. Bunun da 1650 euro ile 1879 euro arası değişiyor arkadaşlar fiyatı burada. Burada iMac var 24 inç. 2 portu 4 portu diyor. Bunların ne demek olduğunu bilmiyorum ama fiyatı 1500 euro ile 1900 euro arası değişiyor. Bak buradan yine böyle bakabilirsiniz. Ve dostlar burada iPad mini var. 6. nesil. Burada da Apple kalemi var. 2. nesil. 2. nesil Apple kalemi 120 euro. Az önce 1. nesili 100 euroydu. Buradaki Apple mini de arkadaşlar 64 GB'lık Wi-Fi 600 euro. 256 GB'lık Wi-Fi 780 euro. Wi-Fi ve hücresel alırsanız da 64'ü 780 euro, 250 alsa 950 euro arkadaşlar. Bak bu şekilde. Bir de gelin burada akıllı saatler var. Apple Watch SE var arkadaşlar, ikinci nesil. Bunun fiyatı GPS 40 mm 44 mm olarak değişiyor tabi. GPS 280 euro, hücresel 310 euro. Yani galiba buna hat takılabiliyor. 44'ün de 300 euro, 350 euro olarak. Sonra burada bir de 9. nesil Apple Watch var arkadaşlar. Apple Watch'un da fiyatı bak yine böyle fiyatlar tabii çok değişiyor ama yine buradan durdurup bakabilirsiniz. Hem 41-45 mm'ye göre hem de özelliklerine göre buradan. Bir de gelin şöyle hafiften bir Samsung'lara da bakalım arkadaşlar. Çünkü yeni modelleri de çıktı. Samsung'ların da. Bak burada Samsung Galaxy A54 var arkadaşlar. Artık Samsung'un telefonları da bayağı iyi. Zaten hep iyiydi yani Android dediğin zaman Samsung arkadaşlar. Mesela bunun fiyatı 128'i 350, 256'sı da 450 euro. Ondan sonra bakalım neler var. Galaxy S21 FE var burada. Bunun arkadaşlar telefon bu. 600 euro, 128'i 256'sı da 670 euro. Burada Galaxy S23 var. Galiba bu yeni amiral gemisi tam olarak bilmiyorum. Hani uzun zamandır takip edemedim Samsung'u ama. Bunun da fiyatı arkadaşlar 128'i 820 euro, 256 GB'da 870 euro. Ve bunlara artırılabilir hafıza özelliği var. Yani isterseniz bunların hafızasını arttırabiliyorsunuz kolayca. Abi adamın açtığına bak Mac'ten ya, beni açmış ya. Oğlum utanacağım şimdi, kapat kapat. Ben izleyenleri izliyorum. How can I close it? I don't know. Merhaba. Abi utandık ya. Akşama kadar burada bu çalsın. Allah'ım ya. Abi tam Samsung'ları gösterirken çağırdı, bunu açmış ya. Dur şimdi. Dur şimdi şu kalan Samsung'ları da göstereyim size. Burada Samsung Galaxy S23'ün Ultra'sı da var arkadaşlar. Burada S23 vardı, bu da Ultra'sı. Ultra'sının da 256 GB'ı 1230 euro, 512'de 1379 euro. Sonra Galaxy Watch 5 Pro da var burada. Bunun fiyatını bilmiyorum ama bu da yine akıllı saatlerinden. Galaxy S23 Plus'ı var yine burada Samsung'un. Bunun da 256 GB'ı 1040 euro, 512 GB'da 1139 euro arkadaşlar. Abi de bu olay var bak, Galaxy Flip 5. Bu da bayağı bir ünlü oldu bu aralar. Bunun da 256 GB'ı 1210 euro, 512'si 1329 euro. Bak böyle katlanan bir telefon. Ya bana göre çok saçma ve gereksiz yani ama yapıyorlar işte. Burada ekranı var böyle. İlginç yani. Sonra bakalım neler var neler yok. Burada Galaxy Fold 5 var arkadaşlar. Yine bu da katlanabilen modellerinden. Hem tablet hem telefon gibi. Bunun da arkadaşlar 256 GB'ı 1919 euro, 512'si 2039 euro, 1 TB'ı 2279 euro. Baksana şuna ya. Çok ilginç bir şey yani bu. Hem tablet hem telefon. Abi baksana bir de bunu, gerçekten harika bir şey. Böyle normal kendisi telefon.
Bak bu şekilde kullanıyorsun. Bunu açıyorsun abi. Bak bu bildiğin böyle tablet oluyor yani. Bayağı iyi bir şey ya. Bak merak ediyorum YouTube'da acaba nasıl duruyor. Şimdi yazalım şuradan tekrardan. Biz kendimizi arayalım. Süha Ege. Baksana abi böyle. Baksana bayağı iyi abi ya. Böyle al film falan izle. It's really good to watch movie. Yeah. Ama bir şeyi merak ediyorum. Mesela bunun şarjı ne kadar gidiyor ki acaba? Yani çünkü bence çok şarja gitmemesi lazım bunun. Bu koskocaman ekran nasıl taşıyor batarya onu bilmiyorum yani. Bayağı iyi bir şey. Okay. And there you go. Sonra bak burada Galaxy Watch 6 var klasik arkadaşlar. Yine akıllı saatlerinden Samsung'un. Bunun da fiyatları bak yine milimetresine göre değişiyor. 450 euro, 500 euro, 419 euro, 470 euro. Bir de burada böyle bak Galaxy Tab S9 Ultra var. Fiyatları buraya saklamışlar. Wi-Fi 1360 euro, 5G'si 5, 1520 euro. Abi bunlar aynı zamanda ekranları dokunmatik mi? Vallahi dokunmatik. Abi çok iyiler ya. Hem tablet hem. Zaten tabletmiş bunlar da. Buraya klavye eklemişler yani. Al bilgisayar gibi çalıştı. Burada Galaxy Tab S9 Plus var. Bunun da Wi-Fi 1140 Euro. 5G'si de 1289 Euro arkadaşlar burada. Bak şu en sağda ablamızın uğraştığı da Tab 8, Tab S9. Onun da fiyatı Wi-Fi 920 Euro. 5G'si de 1070 Euro. Bu şekilde yani bu Samsung'larda. Bir de arkadaşlar burada yine Samsung'un Orion'dan sonra buraya geldim. Galaxy A serisi var. Bak mesela burada Galaxy A14 var. Bunun da 64'ü 210 euro, 128'i 230 euro arkadaşlar. Yani Galaxy sonra A34 var burada. Bu 340 euroya 400 euro, 128'i 256. Bak burada Galaxy Tab A8 var. Yine bu da tabletlerinden böyle Samsung'un. Bunun da arkadaşlar Wi-Fi 32'si 150 euro, 64'ü 200 euro, 128'i 280 euro. Hücresel veri isterseniz de 32'si 200, 64'ü 290, 128'i 350 euro. Bu şekilde. Bu neymiş? Bak burada Galaxy Buds Live diye bir şey var galiba. Bak burada arkadaşlar Galaxy Buds Live var. Böyle kulaklığı bu da Samsung'un. Bu da 170 euro. Bu Galaxy A54 var burada. Bu da bayağı ünlüydü bir aralar. Bunun da 128'i 350, 256'sı 450 euro. Bu Samsung'un A serisi gerçekten iyi sattı bu arada yani. Benim de bir sürü kullanan arkadaşım falan var. Yani teknoloji fiyatları genel olarak bu şekilde Letonya'da. Hadi bakalım. Evet dostlar şimdi evin oraya geldik işte. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekildeydi. Bu iPhone fiyatları falan. Yine böyle eğer tartın bakalım üzerine 20 bin lira açtırma parası verirsek. Hala buna değer mi, değmez mi diye siz de yorumlara yazın lütfen. Yani fiyatlar Türkiye'den çok daha ucuz o kesin. Ama şu anda açtırma parası var. Ama ben dediğim gibi daha önce ben şey yapıyorum yani alırsam telefonu giderim abi 5-6 bin liraya da uyduruk bir telefon alırım. Ondan sonra onu da direkt böyle modem gibi kullanırım yani. Cebimde de 15 bin lira param kalır. Kim kime bugünlerde 15 bin lira veriyor durup dururken. O yüzden ben olsam öyle yapardım. Böyle yani Letonya'da Samsung ve iPhone'ların fiyatları bu şekildeydi. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Lütfen yorumlara yazın. Fiyatlar iyi mi değil mi, kötü mü, pahalı mı? Ona göre yorumlarda da hatta daha ucuz olan ülkeleri biliyorsanız onları da yazın lütfen. Böylece birbirimize yardımcı oluruz yani. Neyi nerede bulabileceğimize dair. Yine beğenmeyi, abone olmayı, like'lamayı, yorumları unutmayın lütfen. Katıl butonu da var. Eğer beni desteklemek isterseniz katıl butonuna da basabilirsiniz. Böylece daha özgür, daha bağımsız şekilde seyahatler yaparız beraber. Güzel de olur yani. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.